Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen, yani bir hanif olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmez. Fıtrat diyoruz arkadaşlar. Buna da sık sık değiniyoruz değil mi arkadaşlar? Fıtrat olayına. Fıtrat değişmez arkadaşlar. Varoluşçular, ateistler, inkar hastalığına yakalanmış insanlar, dinlerini sorgulayan insanlar, fıtratın ruhunu anlayamayan insanlar arkadaşlar. Dosdoğru bir yolda, dosdoğru bir inançla, değişmeyen, değişmesi gerekmeyen kurallar ile ancak kendisini koruyabilir. Evet, arkadaşlar, bu bağlamda insanları yaratan Allah, onların en rahat edecekleri huzuru ve güveni en fazlasıyla, ziyadesiyle bulabilecekleri dini de yaratan Allah, gönderen Allah. Ela ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir. Arkadaşlar, göğsünüzü gere gere inancınızla iftihar edin. Genellikle toplumda şöyle bir hastalık var gençler arasında. İnançlı olduğunuz bazı değerleri yaşamayı telkin ettiğiniz veya uyardığınız zaman o hastalıklı olan insanlar size hücum eder. Ama onların kalpleri huzurlu değil. Sizi de kalbinizin hastalıklı olmasını ister. Bu bazen bilinçli olarak yapılır, bazen bilinçsizce yapılır. Müslüman olan gençlerin içerisinde olan bir genç, o fıtrata uygun hayatı kendisine ölçü olarak almaya çalışan insanlar tarafından yadırganır, toplum dışı görülmeye çalışılır veya rencide edilir. O İslami hassasiyet ve fıtrat üzere yaşamayı kendisine ölçü alan ise ikilemde olur, ikileme düşer bazen. Yani ne yapacağını, nereye ait olduğunu seçmeye çalışır arkadaşlar. Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Nereye ait olduğunun hesabını, muhakemesini yapar. İşte bir yandan kendi inancıyla bir yaşam sürmesi, diğer yanda fıtratın dışında kendisini sürükleyen sapık inançların kurbanı olacak bir hayata yönelmesi. Evet. Bu nedenle arkadaşlar, batıl fikirlerin savunuculuğunu yapan insanlara da fikirlerinin neden hatalı ve geçersiz olduğu dilleriyle anlatılmalı, anlatılması için de o kişinin fıtrat üzere bir yaşam içerisinde olduğu olması gerekir. O sağlam bir inançla, sağlam bir fikirle, sağlam bir yaşantıyla bunu dile getirebilir ancak. Sağlam bir inanca sahip olmayan bunu nasıl dile getirebilir? Evet. Kur'an ahlakının anlatılması hem amaçsız ve başıboş insanların hem de yanlış fikirlerin peşine körü körüne takılmış olanların dünyanın bir amaç uğruna yaratıldığını görüp anlamları açısından son derece önemli bir olay olacak. Nitekim Allah Kur'an-ı Kerim'de insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattı. İbadet kulluk. Bütün insanları bana ibadet etsinler diye yarattı. Öyleyse bir insan ya ibadet halindedir ya ibadet dışındadır. Bunlar da niyetlere göre şekillenir. Bunu dile getirmiştik. Her insan bir grup insanların etkisinde, insanların gerek düşünsel, gerek yaşantı etkisinde kalacak durumları yaşar, yaşamaya yönelir belki de. İşte bunların hepsinin ötesine geçmenin yolu hayatının her safhasında, her alanında Allah'a kulluğu asla ve asla unutmayacak.
Allah'a kulluğu unutan insan dünyada da hüsrandadır, ahirette de hüsrandadır arkadaşlar. Gerçek ve sonsuz hayatı öldükten sonra başlayacak bir noktada elinde kendisini kurtaracak hiçbir şey bulunmaz arkadaşlar. Evet. Onun için kulluk vazifesinde titizlikle davranması gerekir. Bu dünyada yaşadığı hayatın amacı ise gerçek hayatında Allah'ın hoşnut olduğu ve cennetinde ağırladığı bir insan olabilmek için çalışmak olmalı. Bir gün öleceğiz. Her insanın dünya hayatındaki tavrı, idealleri ve inancı ahiretteki sonsuz hayatının cennete mi yoksa cehenneme mi geçeceğini belirleyeceğinin hesabını yapması. Bu nedenle arkadaşlar, insanların umursuzca, fütursuzca, boş ve değersiz işlerle oyalanmaları, bunlarla ömürlerini tüketmeleri, sanki bu dünyada bulunmalarının her bir amacı sadece bunlarmış gibi davranmaları, başka bir amaçları yokmuş gibi hareket etmeleri, bu insanların acilen uyarılmaları ve içinde bulundukları gafletten uyandırılmaları gerektiği kafalarımızda yer etmesi gerekir. Sadece kendimiz için değil, bütün insanlar. Adeta Allah Resulü'nün Peygamber Efendimiz'e gönderdiği şu ayeti kerimeyi sadece Peygamber Efendimiz'e ait olarak görmeyelim. Ya eyyuhel muddessir, kum fe enzir. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve siyâbeke fe tahir. Elbiseni temizle, kalk, uyar, uyar. Arkadaşlar, bir Müslüman her an, her yerde, her alanda kınayanların kınayışına aldırış etmeden uyaran bir kimliğe sahip olması gerekir. Uyarır. Ya ben bunu söylesem bana ne derler? İşte bana ne derler dediğin an seni gizli bir gaflet bürüdü. Nedir o? Allah nedir? Unuttun. Allah nedir? Dünyadaki amacının Allah'ın hoşnutluğunu, rahmetini ve cennetini kazanmak olduğunun bilincinde olan bir insan, çevresinde olup biten hiçbir olay karşısında duyarsız ve kayıtsız kalamaz. Evet. Her olayın Allah'ın rızasına uygun, Allah'ın rızasını kazanmak için bir fırsat olduğu bilinciyle ve her zaman bunun kendisine faydalı olduğu ruh ile hareket eder. Çevresinde ve tüm dünyada gördüğü bozukluklar veya zulüm vicdanını rahatsız eder. Arkadaşlar, ben şöyle bir soru soruyorum şimdi. Bugün yaşadığınız çevrenizde, ülkemizde, bütün dünyada insanların ahlaksızlaşması, dinden uzaklaşması, yozlaşması, inkar hastalığına düşmesi, ahlaksızlığı adeta haya damarı çatlamış derecede alenen yapması karşısında siz hiç endişe ve sızı duymuyorsanız demek ki sizde de bizde de bir problem vardır. İşte biz bu dersleri, işte biz bu sohbetleri yapıyoruz. Hem kendimiz beynimizin sağlıklı bir fikirde olmasının sağlamasını yapmak, hem de toplumsal barışa katkı sağlamak amacıyla olması gerekir. Evet. Örneğin, zorluk içinde yaşamalarını sürdüren, kışın soğuğunda sokaklarda yaşamak mecburiyetinde olan, ailesiz her çocuğun sorumluluğunu üzerinde hisseden
bir kimlik sahibi, her yoksulun, her yolda kalmışın, her evsiz barkın kendisinin üzerinde bir hakkının olduğu ruhunu taşıyan bir insan, hem kendisi mutlu olacak, hem gözü yaşlı insanlara adeta merhem olacak. Evet. Öyleyse arkadaşlar, Allah-u Teala'nın şöyle buyurduğunu bir görelim. Öyleyse sakın yetimi üzüp kahretme. İsteyip dileneni azarlayıp çıkışma ona, başa kalkma. Ya yetimi azarlama. Yoksulun verdiğini başına kalkma. Ya ayetinde bildirdiği gibi onlara güzellikle davran diyor. Bana ne diyemez? Beni ilgilendirmez diyemez. Onların içinde bulundukları durumdan kurtulabilmeleri için çaba harcayacak insan. Onların içinde bulundukları durumlardan kalbinde sızı duyacak Müslüman. Ve onların kurtuluşu için hiçbir şey mi elinden gelmiyor? Onlar için dua edecek. Zalimlere destekçi olmayacak. İşte biraz önceki dile getirdiğim kafa yapılarının kiralanmasında zalimleri farkına varmadan arkadaşlar bakmışsınız, zalimi desteklersiniz, zalimi alkışlarsınız. Mazlumu itersiniz, mazlumu terk etmiş olursunuz. Evet. Bunları çok iyi içselleştirerek hayatımızda kalbimizdeki vicdani duyguyu harekete geçirmekten sağlıklı bir inanca, sağlıklı bir yaşantıya dönüşmekle mümkün olacağı bilinmelidir arkadaşlar.